Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün yine bahçeye geldim. Bir şeyler yapmak istedim. Arkadaşlar, bu inşaatımızdan artan odunlar, uzun uzun böyle bu şekilde. Bunları böyle küçük küçük doğrayıp bir kenara istif etmek, ortalığı toparlamak. Arkadaşlar, içeri gireyim, önce bir sobamı yakayım, kuzineyim. Sıcak sıcak çay suyumu da koyayım. Arkadaşlar, dünden yakmıştım. Bugün biraz içeri sıcak. Dün şuraları da biliyorsunuz boyamıştım güzelce. Bembeyaz kar gibi oldu arkadaşlar. Tertemiz. Böyle insanın içi açılıyor arkadaşlar. Şimdi şu zobanın kovasını ben bir değiştireyim. Değiştireyim derken arkadaşlar güzelce. Yani arkadaşlar, sobanın eltesinin kulpu yok. Onun için de şöyle elde çıkarıyorum, eldiven giyiyorum. Ben bu külü bir dökeyim. Doğal çeşme suyunu dolduruyorum. Arkadaşlar, bu kabloyu ben bunun tepesinden sökmüştüm oraya takmak için. Bugün de dedim, şimdi çalışacağım, dışarıda çalışacağım için dışarıda bana lazım. Bunun için de şimdi geri bunu bir şeylerden anlamak güzel bir şey arkadaşlar. Anlamayınca çok zor olur. Şimdi kendi işimi hep her zaman kendim yapıyorum. Kendim yapmaya uğraşıyorum. Önce zor olan taraftan bakarsanız arkadaşlar, bir şey yaparken zorlanmazsınız. Ben genelde öyle yapıyorum. Basit tarafı seçerseniz zor tarafta zorlanırsınız. Önce zor tarafı takarsanız evet arkadaşlar, hazır. Hemen döküntülerimizi de toplayalım. Bunları da sobaya atabiliriz arkadaşlar. Patatesimizi de atalım. Pişebilirsin arkadaşlar. Bunlar da öyleye atıştırmalık arkadaşlar. Bir tane de yine sağlık için soğan. Yavaş yavaş gitsin arkadaşlar.
Ben de dışarıda odunlarımı doğrayacağım. Arkadaşlar bugün bir de hava esiyor böyle. Bununla hemen duvara vereceğim arkadaşlar. Hava da biraz bulutlu. Sobanın tadı anlatılmaz. İçeri fırın gibi olmuş. Dışarıda da az bir odunum kaldı doğuracak. Burada da arkadaşlar bayağı bir suyumuz kaynamış. Şöyle çay atmadım ama arkadaşlar bez almam lazım. Yoksa ellerim yanıyor. Şöyle mutfak adresi vardı arkadaşlar. Şöyle suyunu çekeyim güzelce. Arkadaşlar şunu da şöyle altını sileyim. Güzelce böyle. Çünkü kaynamaya devam ediyor. Suyu da çok fazla da su çekmeyeceğim. Kapağını da kapatalım. Bunda da patateslerimi ıslatalım. Arkadaşlar. Evet, güzelce kabarmalar, soğanımız. Şöyle arkadaşlar çevirelim ki. Oo arkadaşlar vallahi güzelce. Aslında benim birader dün kumpir yap demişti. Bugün tabii ki sağlık ocağına gittim. Oradan da bu tarafa dönüvereyim dedim. Aslında bir kaşar, büyük patates, mantar, içine zeytin, böyle güzel büyük patatesten yapacağım arkadaşlar. Bugün kumpir yapacağım. Bugün patates ama geri ileride kumpir yapacağım. Düşünmeyin arkadaşlar. Hava çarın.
yaptın, doğramayı yaptık. Bu sene de. Bunu böyle küçük küçük yapmamın nedeni arkadaşlar, zobaya kömürün üzerine azıcık bir şey koydum mu daha güzel yanıyor. Ondan dolayı azar azar küçük küçük böyle yaptım. Şunun da fişini çekeyim arkadaşlar. Malzememi toparlayayım. Odunu da kömürle yağacağım arkadaşlar. İsim edeceğim güzel bir şekilde. Kömürlük derken Hatice Hanım'ı kandırın arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da böyle geri toparlamazsa bir daha eşyaların altında. Bunun için bunu kumina taşıyacağım şöyle hemen istif edip. Odunumu bitirmek üzereyim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şurada azıcık iki tekne bir odunum kaldı. Onları da güzelce yerlerine yerleştireceğim. Tandır diye yapmıştık ama Hatice Hanım'la. Biliyorsunuz döküntü çok olunca kışında kış ayında da bunları böyle istif ettik. Biraz gelişi güzel oldu ama. Burada da bugünkü koymuş olduğum odunu arkadaşlar buraya böyle güzelce istifledim. Kalan da böyle istifleyeceğim arkadaşlar bir kenara. Hem kuru olur hem de kömürü tutuşturmak için güzel oluyor arkadaşlar. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.